Sevgili Fenerbahçeliler, Transfer TV Plus kanalından hepinize iyi akşamlar. Evet, Fenerbahçe yarın oynayacağı Ankara Gücü maçına odaklandı ve bir taraftan da Beşiktaş'ın derbide puan kaybetmesini, hatta Galatasaray'a kaybetmesini bekliyor ki şampiyonluk umutlarını devam ettirebilsin. Ama öncelikle de tabii ki Fenerbahçe'nin Ankara Gücü maçından galibiyetle ayrılması gerekiyor. Burada Serdar Aziz'in ve Samatta'nın kadroya alınmaması tartışma konusu olmuştu. Zaten Samatta'yı Emre Belezoğlu çok düşünmüyor. Sezon sonunda da Aston Villa'ya geri göndermenin planını yapıyorlar ya da genç kiralık olarak almak istiyor. Çünkü Fenerbahçe sezon sonunda zorunlu satın alma maddesi olduğu için Samatta'yı 6 milyon euro verip Aston Villa'dan almak zorunda. Yani kasasından 6 milyon euro çıkmak zorunda, ama Aston Villa'dan müjde gibi bir teklif gelmişti. Samatta'dan memnun değilsiniz. Biz kasanızdan 6 milyon euro çıkmasın, zorunlu satın alma opsiyonunu kullanmayın. Biz takasta bu oyuncuyu kullanırız. Ama Genk Kulübü de bu oyuncuyu istediği için, ama bu 6 milyon euro gibi rakamları veremeyeceği için kiralamak istiyor. Ama Fenerbahçe'nin verdiği yıllık ücreti de Samatta'ya veremeyeceğine göre Genk uygun şartlar olursa Aston Villa'dan Samatta'yı kiralamak istiyor. Bunu söyleyelim, ama anlatacaklarım bunlar değil. Fenerbahçe bir cazibe merkezi haline geldi. Özellikle Mesut Özil'i transfer ettikten sonra, Mesut Özil transferinden sonra ünlü futbolcular ve takımlarıyla sözleşmesi biten maliyetli dünya yıldızları Mesut Özil nedeniyle Fenerbahçe'ye gelmek istiyor. Ve bu oyuncuların birçoğu da Mesut Özil'le arkadaş. İşte Arsenal'dan takım arkadaşı ya da Premier Lig'den takım arkadaşı oyuncular. Bu oyunculardan biri de az sonra sizinle paylaşacağım. Önemli bir oyuncu. Beni heyecanlandıran isimler bunlar. Alexis Sanchez beni çok heyecanlandırmıştı. Çok önemli bir kanat oyuncusu. Şili, dünya yıldızı. Müthiş. Gelirse Fenerbahçe'ye yer yerinden oynar. Edinson Cavani. Fenerbahçe gol yollarında çok sıkıntı yaşıyor. İşte son maçlarda o kadar çok pozisyona girmesine rağmen gol atamıyor ya da az gol atıyor. Yani Edinson Cavani gelirse en az Fenerbahçe'de 30 gol atar ve Fenerbahçe'yi şampiyon yapar. Bu kadar iddialı konuşuyorum. Bu kadar donanımlı, müthiş oyuna zeka koyan, orta sahası olan Fenerbahçe, Edinson Cavani gibi önde de bir forveti yakalayabilirse, transfer edebilirse önümüzdeki yıl uzak ara şampiyon olur. Bu kadar önemli oyuncular. Alexis Sanchez, Edinson Cavani, Mesut Özil, of of of. Kadroya bakar mısınız sevgili Fenerbahçeliler? Şimdi paylaşacağım isim şu. Evet, Mesut Özil ile ilgili bir iddia. Mesut Özil Arsenal'den David Luiz'i getiriyor. Ve benim dediğim gibi Fenerbahçe üzerinden, Mesut Özil üzerinden Fenerbahçe'nin transfer haberleri yapılmaya başlandı. Ve Brezilyalı ünlü gazeteci Jorge Nicola öyle bir iddia ortaya atıyor ki, Nicola şunu söylüyor, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Arsenal'dan ayrılmaya hazırlanan Brezilya milli takımının 34 yaşındaki stoperi David Luiz gelecek sezon Fenerbahçe'de eski takım arkadaşı Mesut Özil ile buluşacak diyor. David Luiz için artık Spiker tercümesiyle, Spiker diliyle söyleyeyim. David Luiz diyor Spikerler. David Luiz gelecek sezon Fenerbahçe'de eski takım arkadaşı Mesut Özil ile buluşacak diyor. Bunu kim diyor? Jorge Nicola, ünlü Brezilyalı gazeteci. Ünlü Brezilyalı gazetecinin iddiasına göre son dönemde diyor Emre Belezoğlu'nun 11 tane, bunu nereden duydular gerçekten anlaşılır gibi değil. Yani demek ki Türk basını çok yakından takip ediyorlar. Emre Belezoğlu şöyle bir espri yapmıştı. Transfer listesi, transfer raporu, yönetim, scout ekibiyle görüştükten sonra Emre Belezoğlu önümüzdeki yılın transfer çalışmalarıyla ilgili Emre Belezoğlu'ndan bir liste istiyor. Emre Belezoğlu da şu espriyi yapıyor. 11 tane 10 numara istiyorum diyor. Yani 11 tane 10 numarayla ben sahada olmak istiyorum diyor. Böyle bir espri yapıyor. Bunu da Brezilyalı gazeteci söylüyor. Ama şunu da söylemişti Emre Belözoğlu. Stoperlerim de çok yetenekli olmalı. Yani 10 numara gibi stoperlerim de olmalı diyor. Bu haberi de duyduktan sonra
Brezilyalı gazeteci, yani burada konuşulan Emre Belezoğlu'nun son konuşmalarında duymuş. Haber, yani bunları da paylaşmış o televizyon yayınında. David Luiz 1.89 boyunda Benfica'dan Chelsea'ye 25 milyon euroya, Chelsea'den Paris Saint Germain'e 40 milyon euroya, yeniden Chelsea'ye de 35 milyon euroya ve son olarak da Arsenal'a 9 milyon euroya transfer olmuştu. Dünyanın en iyi stoperlerinden biri olarak kabul ediliyor David Luiz. Ve şimdi David Luiz'i Mesut Özil Fenerbahçe'de diye ve Fenerbahçe'de Arsenal'dan eski takım arkadaşı diye Brezilyalı gazeteci Jorge Nicola bu iddiada bulunuyor. Yani David Luiz Fenerbahçe'ye gidecek iddiasında bulunuyor. Tabii bu haberin olgunlaşmaya ihtiyacı var. Bu habere ben ulaştım. Önümüzdeki günlerde David Luiz'le ilgili sizinle daha böyle yoluna girmiş, artık transfer olgunlaşma sürecine girmiş, olumlu ya da olumsuz şekilde bu haberi sizinle paylaşacağım. Ama Alexis Sanchez, Edinson Cavani derken David Luiz, bunlar hep Mesut Özil sayesinde. Yani Mesut Özil'in Fenerbahçe'de oynaması, Fenerbahçe'ye imza atması ünlü futbolcuları da Fenerbahçe için cazibe merkezi haline getirdi. Fenerbahçe'de oynamak için bu oyuncular da artık canatar duruma geldi. Bir haberim daha var Fenerbahçe ile ilgili sevgili Fenerbahçeliler. Bunu da sizinle paylaşayım. 15 milyon euroluk Tuzolis Fenerbahçe'ye mi diye bir haber var. Fenerbahçe'nin PAOK'ta forma giyen Christos Tuzolis'i istediği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Ve Yunan oyuncuya maliyeti nedeniyle transfer etmek Yunan oyuncuyu zor. Sport Time'in yazı işleri müdürü Gionis Kouhouropoulos, Yunan Sport Time'in yazı işleri müdürü. Gionis diyeyim ben çünkü soyadını okumak çok zor gerçekten. Kouhouropoulos bu iddiayı ortaya atıyor ve Tuzolis'i kulüp Bruges'un da istediğini söylüyor. Ve Belçika ekibi Tuzolis'i almak için diyor 10 milyon euroya çıktı. Ancak 15 milyon euroyu oyuncu görmedi diyor. Yarışta Fenerbahçe'nin de olduğunu iddia ediyorlar. Yani bilemiyorum. Gerçekten 15 milyon euroluk bir oyuncu Christos Tuzolis. Kulüp buruş 10 milyon euroya kadar çıkmış. Bu oyuncu için Fenerbahçe'nin de yarıştığı iddia ediliyor. Bana çok böyle hani içi doldurucu bir transfer gelişmesi gibi gelmedi. Çünkü oyuncuyu kiraya vermek istemiyorlar. PAOK kiraya vermek istemiyor. Fenerbahçe ile iyi ilişkileri var PAOK'un biliyoruz ama kiralık olur mu? Kulüp buruş 10 milyon euroya kadar çıkmışken kiralık olacağını düşünmüyorum. Fenerbahçe 15 milyon euroluk rakamlara çıkar mı? Hiç zannetmiyorum. Ama böyle bir transfer gelişmesi de var sevgili Fenerbahçeliler. Bunu da ifade edeyim. Ve bir süredir Suzuki haberi paylaşıyordum sizinle. Japon oyuncu. Suzuki'nin dediğim gibi Yuma Suzuki'nin en büyük hayali Mesut Özil'le beraber oynamakmış yani. Haber nasıl olgunlaşıyor? 3 gündür Suzuki haberi sizinle paylaşıyorum. Yuma Suzuki haberi. Ve Emre Belözoğlu'nun çok istediği bir oyuncu Yuma Suzuki. Ve Yuma Suzuki daha önceki bir röportajında benim en büyük hayalim Mesut Özil'le birlikte oynamak demiş. O yüzden Fenerbahçe'yi çok istiyor. Fenerbahçe de bunu bildiği için bu oyuncuya teklif yapmıştı. Ve Japon basınında Fenerbahçe'nin teklif yaptığı Yuma Suzuki'nin en büyük hayali olan Mesut Özil'le beraber oynama şansını sonunda yakaladı diye yazmış. Ve Japon basınındaki haberlere göre oyuncu Yuma Suzuki Kashima takımında forma giyerken bir röportaj veriyor. Orada diyor ki Avrupa'ya gitmeden önce 2016 yılında Kashima ile şampiyonluk yaşadıktan sonra verdiği röportajda Yuma Suzuki Kagawa ile Avrupa'da beraber oynamak tabii ki müthiş olur ama benim hayalim Mesut Özil. Mesut Özil gibi bir dünya yıldızıyla birlikte oynamak istiyorum demiş. Walford Fenerbahçe'nin Suzuki için Centurion'a 4,5 artı 1 milyon euro yani bonuslarla birlikte 5,5 milyon euroluk bir teklif yaptığını ve bunu Belçika ekibinin kabul edebileceğini söylemiş. Yani
Oyuncu çünkü Mesut Özil en büyük hayali. Mesut Özil ile birlikte oynamak istiyor ve Belçika ekibine gelen, Santorini'ne gelen 5,5 milyon euro teklifin yabana atılır bir teklif olmadığını ve Santorini'nin bu teklife sıcak baktığı ve David Luiz haberinden sonra Yuma Suzuki haberi işte. Dediğim gibi bak sevgili Fenerbahçeliler, sizinle ne kadar çok haber paylaşıyorum, ne kadar detay paylaşıyorum. Gün gün haberler, yeni haberler, paylaştığım isimlerle ilgili yeni gelişmeler oluyor. Onları da sizinle paylaşıyorum. Yuma Suzuki'nin hayali gerçekleşmek üzere. Fenerbahçe'nin en büyük hayali Mesut Özil ile oynamak istiyormuş. Ve daha önceki 2016 yılında verdiği röportajda bunu ifade etmiş. Emre Belezoğlu'nun çok istediği bir oyuncu. Önemli, potansiyelli bir oyuncu. Ve Yuma Suzuki Fenerbahçe'ye gelmek üzere. Çünkü Fenerbahçe Santorini'ne, Belçika ekibine çok iyi bir teklifte bulunmuş. 4,5 artı 1 milyon euro, 5,5 milyon euro. Ve Belçika basınının iddiasına göre artık Belçika takımının da bu teklife sıcak baktığının altı çiziliyor sevgili Fenerbahçeliler. Evet sevgili Fenerbahçeliler, Fenerbahçe'den yarın da önemli bir transfer gelişmesi paylaşacağım. Bu transfer gelişmesi Fenerbahçe'nin önemli bir oyuncusuna gelen çok büyük bir transfer teklifi. Bunu sizinle paylaşacağım. Birkaç telefon görüşmesi daha yapıp notlarımı tutup haberi olgunlaştırdıktan sonra sizinle paylaşacağım sevgili Fenerbahçeliler. Evet Fenerbahçeliler, Transfer TV Plus kanalına ilgi göstermeye başladınız. Çok ilgi göstermeye başladınız. Fenerbahçe taraftarının, 25 milyon Fenerbahçe taraftarının potansiyelini, gücünü gösterme zamanı. Çünkü 1 Haziran'dan itibaren transfer dönemi de ortalık adeta yangın yerine dönecek. Fenerbahçe en az 7-8 oyuncusunu gönderecek. 5-6 oyuncu alacak ama müthiş oyuncular olacak bunlar. Çünkü Fenerbahçe bu sezon şampiyonluğu kaçırmak üzere, seneye olmak ya da olmamak yılı Fenerbahçe için. Yani şöyle, Fenerbahçe kesin seneye şampiyon olmak istiyor. İşi şansa bırakmak istemiyor. Onun için de nokta atışı çok büyük transferler yapacak. Ve bu transfer gelişmelerini gün ışığına çıkmamış büyük bir gizlilik içinde yürütülen transfer haberlerini Transfer TV Plus kanalından sizlerle paylaşacağım. Sizin yapmanız gereken tek şey Transfer TV Plus kanalındaki abone butonuna tıklayıp abone olmak, çektiğim videolara like atmak, yani beğenmek. Burada her şey bedava. Hiçbir zaman da ücretli olmayacak. Çünkü bu kanal Transfer TV Plus kanalı, sizin kanalınız sevgili Fenerbahçeliler. Evet, paralarımız neydi sevgili Fenerbahçeliler? Fenerbahçe ile ilgili tüm transfer gelişmeleri Transfer TV Plus kanalından izlenir. Yarın yine önemli transfer haberleriyle birlikte sizlerle olacağım. Evet, Fenerbahçe'ye bundan sonraki maçlarda, önce Ankaragücü maçında, sonra kalan maçlarda başarılar diliyorum. Ve Türkiye'deki bütün Fenerbahçeliler başta olmak üzere, Almanya'daki gurbetçi Fenerbahçelilere, dünyadaki bütün Fenerbahçelilere kucak dolusu selam ve sevgiler iletiyorum. Yarın yine bomba gibi transfer haberleriyle birlikte olacağız. Sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın. Hoşça kalın Fenerbahçeliler.